Zor zamanlar için tuttuğum, o kadar zamandır taşıdığım yanımda şu ürün. İnşallah işe yarar. Hava kaçıran yere inşallah tamir eder. Lastik şu anda yani birazcık yumuşaklığı var. Birazcık da hava basılması lazım. Yani inerse sıkıntı olabilir. Ben birkaç gündür köydeyim. O arada motosikletimin lastiği inmiş. Tamamıyla değil de bayağı bir inmiş. Tamir kitini kullandım, şişirdim onu. Bir parça daha şişmesi gerekiyor. Benzin istasyonu da buradan 18 kilometre uzakta. Birinden pompa bulursam onu biraz daha şişireceğim. En kötü ihtimal zaten idare etsin beni. Lastiği değiştiririm yani. Hava birkaç gündür böyle bozuk. Ama yağış yok. Buralarda hiç yağış almamış uzun zamandır. İnsanlar dua ediyor ki yağmur yağsın diye. Ben de Karadeniz'den bu yana geliyorum. Millet de çok yağdığından şikayetçi. Enteresan bir durum yani. Bugün köyümüzün pazarı. Cuma günleri geliyor böyle. Millet alışveriş yapıyor. Burası da köyümüzün müzesi. Böyle. At eğeri falan var. Sandık var. Eski sofralardan var yer sofrası. Burada yine eski bir sandık. Hızlar testeresi. Birkaç çift ayakkabı var. Ve burada ayran, yoğurt, yağ işte bilmiyorum. Ayran çalkalamak için yayık var burada. Bu da eskilerde kullanılan bavullar, tahta bavul. Şu neymiş bilemedim, çok değişik bir şey. Değişik bir şey. Kurmalı saat gibi böyle bir şey. Tabi şaka diyorum, müze falan değil burada. Ufaktan bir restoran yapmışlar. Böyle işte eski kullanılan malzemeleri buraya koymuşlar, sergilemişler. Tarihi bir cami var burada. Zaten kapısından da ne kadar eski olduğu anlaşılıyor galiba. Tabii maalesef içerisini gösteremiyorum. Kapı kilitli, burada namaz kılınmıyor. Kuraklık kapıda olduğunun bir işareti olarak da buraya gösterebilirim. Normalde buradan böyle şakır şakır su akardı eskiden. Şimdi maalesef kurumuş, bir damla su yok.
Üstümüzdeki köydeyim şu anda. Caminin bahçesinden elma topladım. Zaten çoğunu kuşlar yemiş. Şöyle 5-10 tane aldım. Giderken yanımda götüreyim yani. Tamamıyla organik. Kurtlu. Altı gündür köyümdeyim. Fazla da bir yere çıkmadım. Bugün de şu karşıdaki arkamda görmüş olduğunuz köye çıkacağım. Orayı dolaşacağım. İşte böyle bir tur atmak istiyorum ya, can sıkıntısı. Görüşürüz. Çok güzel yapılar var ya. Ben yukarıdaki mahalleye geldim.
Burada da dedemin mezarı var. Onu ziyarete geldim. Şimdi de yola devam ediyorum farklı bir noktadan. Köyün içerisinde bir dayıyla böyle muhabbet ettik. Şimdi de yola devam ediyorum. Bu yol bana daha güzel dediler de bu yol daha kötü gibi geldi bana. İnşallah buradan geldiğimde pişman olmam.
Ben çoban da oradaymış. Şimdi diyecek lan manyak mı diyor. Özgür olmak hayatta en önemli şey. Sağlık ve özgürlük. Gerisi bence hikaye. Her şey yerine gelir. Para da gelir bir şekilde. Aç karnını bir şekilde doyurursun. Ama özgürlüğün olmazsa, sağlığın olmazsa hiçbir şey yapamazsın. Burası da yayla çayı. Gidelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi nasılsın? İyi. Ne oldu sen? Ben de seni tanımadım ya. Ne? Ben de seni tanımıyorum. Ne? Buradan Bayırköy'üne devam eder mi? Yok yanlış geldim ya. Yok gezmek için girdim ben de. Bayırköy'ü nerede biliyor musun? Yolu biliyorum ben gittim de. Buradan gidiyor mu diye sordum. Yok buradan çıkış yok. Buradan sadece köye mi gidiyor? He. He. Yani. Sen? Köyün içinde dolaşıyorum böyle. Bir dayıya rast geldim. Videoda gördünüz. Öyle mevzu lastikten açılınca. Dedim benim lastik iniyordu. Ondan sonra. Dedim tamir kiti kullandım ama tam şişiremedim. Dedi bende pompa var istiyorsan dedi gel. Lastiğini şişirelim. Şimdi o kestirmeden buradan doğru çıkacak. Onu bekliyorum. Lastiği biraz şişirelim ya tam şişmedi. Ben şu tepeden doğru aşağı indim. Bizim köye buradan geçiş var mı diye sordum da yokmuş. Aşağıdan doğru böyle devam edeceğim yola. Hava da bayağı sıcak. Şimdi abinin mekanına geldim. Şişirdim şeyi de havayı da. Lastik şişirdik burada. Senin mekan burası mı abi? Burası abi. ATV de bu işte. Bu da 150. 150 cc. Sıfır mı aldın? İkinci el mi? Sıfır. Sıfır ama yani fazla kullanmadım. Ne kadar yaptın kilometre? Ya işte öyle fazla değil mi şey olarak? He, tahminle ne kadar? Hani açmana gerek yok ya. Yok. Aküyü şey etmeden göremiyor. He. Yani akü şey büyük akülerden de bu çocuk dedi baba dedi şey pahalık almaz. Sen eksiği artıyı görebiliyor musun burada? Görürüm bir bakayım. Ha, buraya bakalım mı? Bu şu eksi herhalde değil mi? Şu mu? Bir dakika abi. O eksi. Soldaki artı. Fazla bilmiyor musun? Yok benim şey var ya. Ferrari var. Para. Bak burada gösterir. Bir de fazla yok. 20 bin mi ya? Kaç fiyat? Göremedim. Kaç kilometre olmuş? 2000 mi? 2000, 2000. Ha işte o kadar. Şurada. Onu da bak şunu yeniledik. Şu parçayı. Hı hı. Ondan sonra
Bak şu içi sağ, ses geliyor bunun. Bu da voltaj ayarı. Evet, Tekerlekler eridi. dikkat etmek lazım. 400 kilometrede tekerler eridi. Sıfırını aldım. İşte bir köye çıkmıştım ya, bu dağın arkasındaydı orası. Bu dağın arkasını dolaştım. Şöyle dağın arkasından doğru şu gördüğünüz uç kısımdan doğru bu tarafa geçtim. Karşıya böyle geldim. Yani bayağı bir dolaştım. Köyleri dolaşa dolaşa buraya kadar geldim. Dayımın yanına geldim, o da yok. Bugün diyor tatil yapıyorum. 40 yılın başında bir uğradım, o da burada değil. Ben ne kadar kısmetsizim ya.